Selamun aleyküm arkadaşlar, hepinize merhaba. Yeni videoyla karşınızdayız. Kaç zamandır video atmıyordum. Yavaş yavaş hayvanlar da palazlandı. Bugün şöyle sizlere video çekelim. Sultanların, brahmaların tamamının bileziğini de taktık. O yönden de kafamız rahat. Şu an sadece hayvanların büyüme evrelerini takip ediyoruz. Bakın, besleme ve büyümelerini gözlemliyoruz sadece. Hepsi iyi oldu. Geçen güvercin bir tane yumurta yapmıştı. Bir daha yapmadı. Saat böyle bir saat önce falan da Şenol kardeşimle muhabbet ediyorduk. Şenol Atıcı, hepiniz tanıyorsunuz. Uzun zamandan beri muhabbet etmiyorduk. Kardeşim sağ olsun aramış, ne yapıyorsun, ne diyorsun diye halimizi, hatırımızı sordu. İş yoğunluğundan tabii biz fırsat bulup arayamıyoruz bu aralar. Eksik olmasın. Şamolar gerçekten çok iyi derecede palazlandı. 4'e 2 ya da 5'e 1 arkadaşlar. Şamamız var, sultanımız var, Blue Kolombiyanlar var. Bir de burada büyüyen grup var. Bunları salmadım ama bugün havanın sıcaklığından dolayı şöyle birazcık hepsini salalım. Kavga etmezlerse şayet, biraz geçsinler. Şöyle kapılarını açtım. Bunlar büyüdüler artık. Hadi bakın, çıkın. Manisa'da ortalama 40 derece gibi bir sıcaklık vardı bugün. Hayvanlar geçsin. İlk defa karışık saldım, öyle söyleyeyim. Bir bu kaldı. Çık oğlum. Bu bizim ayağı yamuk olan hayvan. Lan içeriden yeni çıkmışsın. Ne gibi? Brahmalar bayağı palazlandı. Ay yavrum ay. Asalete baksana ya. Gözünü sevdiğimin şamosu. Sülün gibi oldu ama gün geçtikçe. Brahmalar artık anaç tüylerini arkadaşlar gördüğünüz gibi dizmeye başladılar. Bunlar küçük versiyonlar. Az önce saldıklarımız. Şöyle hepsini beraber salınca aslında aralarında çok bir fark olmadığını gördüm. Gel. Gel. Baba baba baba. Şuna bak. Yani enfes. Enfes. Diyecek bir şey yok. Göz bebeğim var. Bir iki tane. Şu güzel mesela. Şu giden horoz. Göz bebeklerimizden. Aynı şekilde. Tavukların zaten hemen hemen hepsi kusursuz diyebilirim. Bak şu horoz çok güzel olacak. Tüylerini tamamladığında mükemmel bir şey olacak. Çok dolu gidiyorlar. Şu arada bir tane yine tavuk var. Ateş ediyor. Bu maşallah var zaten. Bakın desenleri bile oturmuş. Daha ne kadarlık ya? 3 aylık, 4 aylık bir şeyler daha. Blue Kolombiyanlar ona göre güzel. Sultan horozumuz var. Sultanlar güzel oldu. Hepsi güzel gidiyor maşallah. İşte bir yeni binanın yapılmasını bekliyorum arkadaşlar. Nasip olursa yeni bina yapıldığında şöyle en üstüne güvercin kafesleri de yapacağız. Mohikan ve Arapları da inşallah üretimini yapacağım arkadaşlar. Oradan da video alacağım size. Birazdan tavşanlara da bakacağız zaten. Şimdi kediler var ama artık herhalde kedi bunları yemez. O ayara gelmez. Dediğim gibi brahmaların tamamı aldı başını gidiyor. Gold Brahma tavuğumuz şurada. Kapıyı bir kapatalım. Girmesinler bak. Gold Brahma. Kedi. Ne yapıyorsun oğlum? He? Ne ayaksın? Baba baba. Buraya piton gibi saklanmış. Hey yavrum ya. Yer mi lan? Anadolu çocuğu. Bak burada da gold tavuğumuz var. Tabii güneş gelmediği zaman belli etmiyor kalitesini ama çok güzel gidiyor. Çok güzel desenleri de var. Horozlarda paça ve ibikler muntazam bu sene. Hatasız gidiyorlar. Tavşanları da şöyle bir kısaca çekelim. Ne oluyor? Ne oluyor? Şamu. Oğlum içeriden daha şimdi çıktınız. Gözünü sevdim. Çık dışarı. Çık 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 çık. Hadi. Çık. Hadi. Burada bizim anne tavşan var. Bunun da doğumu herhalde çok kalmadı. Yakın diye düşünüyorum ben. 60 olduğum YouTube'daki videodan bakacağım bakalım kaç günlük oldu. Ama bu sefer bir şey söyleyeyim mi? Bak 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 bak. Ben buna dün yonca verdim. Hayvan burayı arkadaşlar ayarlamış kendine. Acaba buraya yuva mı yapacak? Bu sefer hayvanı doğal bırakacağım. Onu baştan söyleyeyim. Bir yana yuva yapsın. Tavşanları da burada doğursun.
Ama tabii fare yer mi yemez mi onu da bilmiyorum. Yine risk olmasın diye belki üst bölgeye götürürüm arkadaşlar. Ama bu yuvayı hazırlanana göre eli kulağındadır diye düşünüyorum. Bu akşam videoyu attıktan sonra inanın YouTube'da kim ne izledi, ne kadar izledi, ne yaptı bilmiyorum. Çünkü biraz moralim yok. Ya, izlenmeler düştü. Videoda atmadığımız için bu da normal ve doğal bir şey zaten. O yüzden ara sıra böyle video atayım. En azından kümesimizi takip eden 600-700 arkadaşımız merak ediyorsa, ki eden dostlarımız var sağ olsunlar. Onlara ithafen video çekmiş olalım. Tavşanların tamamı arkadaşlar maşallah diyelim mükemmel derecede büyüdü. Hele baba buruna bak, bak hiç burun yok. Çok güzel. Griler lan yatma, alo. Ha şöyle ya, gözünü seveyim bir kalk bakalım bir. 3-4 tane gri tavşanımız var. 2 tanesi büyük, 2 tanesi küçük. Hepsi başarılı ve çok güzeller. Bunların artık bence doğum zamanları yakındır. Yani eşleşme zamanları yakındır. Sen ne yapıyorsun bacı dayı, gözünü seveyim. Yakalamışsın gene ekmeği. Bak bak bak. Örümcek canlı ha, sineği yakalamış. Vay arkadaş. Atlıyorlar kendileri. Bak. Sineği yakalamış. Zoomlayamadık. Neyse. Herkes ekmeğinde arkadaşlar. Görünüz. Sen ne yapıyorsun? Ha? Erkek burada turuncumuz var. Kahverengilerin iki tanesi kesin dişi. Onu biliyorum ama diğerlerine bakmadım. İnşallah dördü de dişi ise gri tavşan artık satışı da yapacağım. Büyüdüklerinde yavruladıkları zaman tavşanlarda durum bu arkadaşlar. Hepsinin sağlık durumu güzel. Tavukları bugün iyi, bak kavga gürültü olmadı. Ben bunları o zaman karışık şekilde bol bol salabilirim. Blue Kolombiyanlar da Arif bu arada çok güzel renk yaptılar. Maşallah. Allah razı olsun. Mükemmel derecede gidiyorlar. Şöyle şuradan oğlakları da çekeyim sizin için. Hatta bizim baba tavşan ne yapıyor be? Şş, alo. Sadıç. Ne yapıyorsun oğlum? Sana mısır mı attılar ha? Aslanım benim be. Adam adam. Vallahi damızlık burada yatıyor. Bunun keyfi güzel. Oğlaklarımızın durumu güzel arkadaşlar. En son bir tanesinin bacağı sakattı. O da toparladı. Geçen bahsettiğim gibi maşallah dedik. Yarım saate selam aleyküm oldu hayvan. Bunlar da büyüdü. Ey yavrum, beton yetmez beton. Şuna bak. Ha bak, topal olan buydu. Dedim ki bunu tek ayıralım. 10 numara kafa var, vücut var falan. Hayvan bir saat sonra ayağını sıkıştırdı. Dedim ya maşallah dediğimiz inek sütten kesiliyor ama basmaya başlamış. Geçen de bunlar bir ağız yara hastalığı olmuştu. Onları da toparladık. Şu an için keyifleri 10 numara ve gerçekten muntazam derecede büyüdüler. Sakal da çıkmaya başlamış. Tekeye bak. Hastanım benim. Bunlar da durum bu arkadaşlar. Buzumuzda birazcık böyle bir tüy sorunu var. Keyfi yok. Öyle söyleyeyim. Aykız'da bir sıkıntı yok. Buz devamlı arkasını kemiriyor. Artık parazit mi var hayvanda? Ne var bilmiyorum ama. Bunlar burada mı takılıyor? Bahçeye çıkanlar olmuş mu? Aynen olmuş. Bahçeye de bir hızlıca bakak. Burayı kilitlemişler. Açalım. Açtık. Bahçede mısırlar falan çıkmaya başlamış. Evet, burada da abimin avustralopları var. Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz zaten Hasan Bilgi'yi. Hepsi büyüdü. Bir dişi bir erkekten dikkatimi ne çekti biliyor musunuz mu? Normalde genetiği bozuk olan hayvanlarla çalışmamakta fayda var diye her zaman söylemiştim. Ama bu sene dediğimizin tam zıtını yaptık. Yamuk kuyruklu bir avustralop blue horozla şu anneyi, anne gerçekten iyi, 94 alan yarışmada bir tavuk zaten şu an içinden geçti de. Hiçbir tane yamuk kuyruklu hayvan çıkmadı arkadaşlar. Hepsi sülün gibi. Renkler muntazam. Kaliteler muntazam. Bir dişi bir erkekten valla dünya kadar hayvan üretti ki yarısı da içeride.
şuna geleceğim. Yani yamuk kuyruklu hayvandan %100 yamuk kuyruklu gelir diyemeyiz. Gelmedi. Yani bu da tıbba aykırı bir sistem. Gelmedi. Gayet de güzel. Sağlıklı şekilde büyüdüler ve ayaklarına zorla da olsa federasyon bileziği taktım arkadaşlar. Hepsi şu anda yarışmaya katılabilir ama götürmeyeceğiz. Bu ayrı bir konu. Belli olmaz. İçinden 1-2 tanesi kesin beni götür derse götürürüm. Bu arada ekilen biberler falan bayağı büyümüş maşallah. Bereketli olsun. Domateslerimiz de ona keza. Mısırlar benim boyumu geçmiş. Bunlar şeker mısırı galiba. Kaynatmalık mısır. Tane yapmış mı? Evet. Tane de yapmışlar. Şöyle biraz bakalım. Aynen bak. Taneler de olmaya başlamış. Ahan da burada. Güzel. Şimdi biraz da güvercinlerden size görüntü alayım arkadaşlar. Yukarıya çıkalım. Haydi. Evet, şimdi güvercinlerimizin yanına geldik. Şu sol taraftaki arkadaşlar bizim yeni büyüyen yavrumuz. Şöyle. Maşallah var. Bayağı renklerini almaya başladı. Yanında da anne babası var. Geçenlerde aslında bir tane yumurta yapmışlardı. İkinciyi bekledim ama yapmadılar. Muhtemelen bunlar bayağı bir yaşlılar. Şenol'la da konuştuk zaten bugün bunların üzerinden. Çok güzel ve çok beğendiğim hayvanlar arkadaşlar. Yani kuyruklarının beyaz olup vücudunun tamamen Arap olması beni mest ediyor. Bir tane yavru alabildik ama bu artık dişiye de benziyor be. Muhtemelen ince bir kafası var. Dişiye de benziyor. Artık inşallah şansımız da bu dişi olursa babasıyla devam ettirebiliriz. Bakalım artık büyüdükleri zaman ne olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi bizim bu Arap akkuyruklara ben hastayım. Bir de güzel takla atarlarsa bakma değme keyfime diyebilirim. Burada mohikanlarımız var. Şöyle bir alıcı gözle mohikanlara baktığımızda şu beyaz kafalı olanın erkek olduğunu gözlemliyorum ben. Kafası çünkü bayağı iri. Arkadaki de sanırsam dişi. Zaten bir dişi bir erkek olarak almıştık. Aynen. Şöyle bir detaylı baktığımda da yanıltmıyor. Bunların da yakın zamanda inşallah yavru yaptığını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bekliyorum. Asıl üretmek istediğim hayvanlar bunlardı ama Araplara da gün geçtikçe aşık oldum diyebilirim. Bunlardan bol bol üretim yapıp da aşağıdaki güvercin kümesinde, yani yeni yapacak olduğum güvercin kümesinde bunlardan da üretim yapacağız arkadaşlar. Burada da durumumuz budur. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızda bir maşallahı alırım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.